Herkese merhaba. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Daha önceden başlatmış olduğum teknoloji gündemi serisine devam edeceğim. Yakın zamanda benim ilgimi çeken kitapyurdu.com'un istatistikleri oldu. Bir infografik yayınladılar. Bu infografikte de baktım 2019 yılında 13 milyondan fazla sipariş almış kitapyurdu.com. Gerçekten enfes bir rakam olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 1-2 yıl önce de iş vesilesiyle kitapyurdu.com'a ziyarete gitmiştim. Yavaş yavaş gerçekten de sistematiğe oturmuşlar. Çok güzel bir merkezleri var. Bence bu rakamlar eminim ki gitgide de artacaktır. Çünkü burada sadece iş kitapyurdu.com'da bitmiyor. Bir sürü yayın eviyle çalıştığı için yayın evlerinin de bence kendilerini düzeltmesi gerekiyor. Veri tabanlarını güncellemesi gerekiyor. Yani bir sürü problemler var. Kargodan, nakliyattan, stoktan vesaire düzeltmeler yapılırsa bence kitapyurdu.com'un bu rakamları çok daha fazla artabilir diyorum. Bu sadece kitapyurdu.com'un lehine değil, aynı zamanda da yayın evlerinde lehine olacağını düşünüyorum. Şimdi rakamlara birazcık bakıyorum. Siparişlerin ortalaması 25.44. Bu bence normal bir vatandaş olarak düşünürsek ideal bir rakam. Ne fazla ne az, orta düzeyde. Zaten fazla olduğu zaman hemen kullanıcı hani mağazaya, yani internetten ucuz değilse mağazaya gidip bakıyor ya da ikinci el bakıyor. Farklı detaylar düşünebiliyor. Mobilde şu dikkatimi çekti. Android iOS'u geçmiş. Daha çok kitapyurdu.com'da siparişi verenler daha çok iOS kullanıcıları değil de Android kullanıcıymış. Bunun yanı sıra işte en çok Ankara, İstanbul ve Bayburt'tan siparişler alınmış. Sipariş verenlerin yaş ortalaması 25-34. Yani bir de şunu düşünüyorum. 25-34 yaş arası hani teknolojiyi, interneti kullanan insanlar. Yani bu yaş ortalaması ilerledikçe bence yani alttan gelenler zaten interneti kullanıyor. Şu anki üst yaş ortalamasının üstünde olan insanların çok fazla ilgisini olduğunu düşünmüyorum. Bu da demek oluyor ki yani kullanıcılar da gitgide geliştikçe daha fazla sipariş oranları artacaktır diye düşünüyorum. Sadece aslında bu kitapla alakalı değil, bütün e-ticaret sektöründe diyebilirim. Yine baktığımda masaüstü %51, mobilde %49. Bu da hiç de azımsanamayacak bir oran. Mobil gerçekten güçlü. Bunları zaten az çok biliyoruz. En çok satılan kitap da İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabıymış. 92.000 küsür sipariş gelmiş bu kitaba. Bu da çok ciddi bir rakam. Yani bir kitap en fazla ne kadar alınabiliyormuş? Az çok bunu görmüş oluyorsunuz. 92.000 bir yayın evi için çok ciddi bir rakam olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra teknolojik gündeme baktığımızda yakın zamanda biliyorsunuz Wikipedia.com açıldı. Wikipedia 29 Nisan 2017 yılından beri kapalıydı Türkiye'de. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlar ve sonra da bu başvurudan dolayı işte insan ifade özgürlüğünün hakkını ihlal ettiğinden dolayı hani açılmasına karar verilmiş. Ve Wikipedia'nın kurucusu da bununla alakalı hani hoş geldin Türkiye şeklinde bir tweet atmış. Yeniden yani 1-2 gün önce Wikipedia.com'da açıldı. Şu anda problemsiz bir şekilde girebiliyoruz. Yine bir tweet görmüştüm. Hani şeyden bahsediyordu. Ülkelerin makalelerinden falan bahsediyordu. Türkiye'nin bu Türkçe makalelerin içeriğin diyeyim ya da sayısı bir hayli az. Birazcık geride kaldı diğer ülkelerden diyebiliriz. Yani bu görsel olarak paylaşmıştı birisi. Dikkatimi çeken farklı bir etkinlik var. Bu yurt dışına gitmeyi planlayanların takip edebileceği, hani vizem çıktı mı çıkmadı mı şeklinde takip edeceği bir mobil uygulamaya denk geldim geçenlerde. TLScontact diye, açıklama kısmında bunun da linkini bırakabilirim. Herhangi bir üyelik olmadan, şifre olmadan sadece pasaport numarası, soyad girerek hangi ülkeye gideceğini, pasaport numaranı ve soyadını girerek vizenin hangi aşamada olduğunu falan görebiliyorsunuz. Bu da pratik ve bir uygulama. Dediğim gibi özellikle de şifre vesaire bilmeden de buna bakabiliyorsunuz. Bu da iyi bir uygulama olduğunu düşünebiliyorum. Bunun yanı sıra işte genel olarak YouTube kanalımla alakalı şeylerden bahsedeyim. Çok fikir veren arkadaşım var. Şöyle yapsan daha iyi olabilir, böyle yapsan daha iyi olabilir. İşte hiç eğlenceli videolar çekmiyorsun diyen arkadaşlarım da var. Az çok konseptim belli aslında. Ben teknoloji üzerinden gitmeye çalışıyorum. Yeni medya, teknoloji. Bazen hani sınırın dışına da çıkıyor olabilirim. Bilemiyorum. Şimdi sektör üzerine farklı videolar çekmeyi düşünüyorum. Bir tane evden eve nakliyat üzerine bir beyefendi çağırdı. Belki yakın zamanda bir diş hekimiyle birlikte video çekebilirim. Buna benzer birazcık daha farklılaştırmayı düşünüyorum konseptimi. Bunun yanı sıra içerik üretmek gerçekten zor. Ekranın karşısına geçmek zor. Yani birçok kişi fikir veriyor ama aslında hiçbir tanesi de ekranın karşısına geçip içerik üretmiyor. Bir yerden başlamak gerektiğini düşündüğüm için zaten bu şekilde içeriklerimi üretiyorum. Ve bu şekilde de yavaş yavaş gitgide kendim geliştirdiğimi düşünüyorum. Şimdi bugün geriye dönüp askerlik videoma baktığımda yani ses yok, odada çekmişim, yankı yapmış, donuk konuşmuşum, böyle ruhsuz gibiyim falan böyle. Bedelli askerlik görevinde tuşlu telefon kullanmamız serbest. Bunun için de hani piyasadan işte ikinci el olur, sıfır olur vesaire telefon bulabilirsiniz. Ben şöyle bir Samsung marka cep telefonu aldım, bunu kullandım. Bayağı bir yol kat ettiğimi düşünüyorum açıkçası. Bundan sonra da gitgide güzelleşeceğini düşünüyorum. Destek olabilirsiniz bana. Kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenebilirsiniz. Yorumlarınız çok önemli. Bu şekilde birlikte kanalımızı büyütürsek, yorumlarınızla birlikte, fikirlerinizle birlikte ilerlersek sevinirim. Genel şekilde söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.